Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bir Cabiri okumaları dersinde birlikteyiz. Bugün kısmet olursa lafız-anlam ilişkisi ve söylemin sistemi, aklın sistemi konusuna devam ediyoruz. Sekkaki örneğini ele alacağız. Ve dolayısıyla bir önceki dersimizde lafız-anlam ilişkisinin Abdülkahir Cürcani üzerinden nasıl bir lafız-anlam sorunu var, bunu nasıl bir nazım teorisine, sisteme dönüştürdüğünü ele aldık ve son derece önemli Cabiri merhumun tespitleriyle konuyu bir iki cümleyle hatırlayacak olursak, Cürcani merhum kendi devrinde kendisinden öncekilerini aşmış, epistemolojik dil anlamında bir sıçramayı gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Sekkaki için zemin hazırlamıştır. Yazmış olduğu Delailül İcaz ve Esrarül Belaga gibi eserlerin üzerinden son derece önemli olarak dilin bir anlamda lafız anlam ilişkisi boyutlarında bizim neyle karşı karşıya kaldığımızı ve bir nahivci olarak nahiv temelli bir dilcilikten gelen, öyle bir geleneğe mensup olan kişi olması hasebiyle Cürcani bize anlamın meani ve bedi ilimlerinde ortaya çıkan bir nazım olduğunu söyledi. Az sonra göreceğimiz üzere Sekkaki de benzer şeyleri söyleyecek. Ama Sekkaki'yi yaklaşık iki asır sonra Cürcani'den ayıran en temel özellik bugün üzerinde duracağımız konu, Cabiri merhumun Sekkaki'yi adeta Yunan felsefesi geleneğinde Aristoteles'e ve onun Organon eserine, Sekkaki'nin eseri olan El Miftah'ı, Miftahul Ulum'u benzetmesinden hareket ederek bunu konuşacağız. Yani Cabiri merhum Sekkaki'nin Arap dili ve edebiyatındaki konumunu ve keza beyani epistemolojide, beyani ilimlerde dilin beyan alanındaki akliyesine olan yansımalarını dikkate aldığımızda son derece önemli hususları konuşmuş olacağız. Müsaadenizle ekran paylaşımı yaparak tahtamızı açalım ve oradan dersimizi işlemeye devam edelim. Cabiri okumaları 26'dayız. Sayfa 118 ile 138. sayfalar arasını, yani 20 sayfaya yakın bir bölümü sizlere özetlemeye çalışacağım. Sekkaki'de lafız anlam sorunu üzerinde duruyoruz ve Sekkaki merhum vefat tarihi Hicri 626'dır. Dolayısıyla Cürcani merhumun vefat tarihi 471 olduğuna göre işte aralarında nereden baksanız 1,5 asırdan fazla bir zaman dilimi söz konusu olduğunu görüyoruz. Böylelikle Sekkaki üzerinden konuyu ele aldığında Cabiri merhum bize Arap beyani aklın lafız anlam ilişkisinde nasıl bir akli kategoriye sahip olduğunu anlatmaya çalışacak. Tabii bu dersimizden daha önemlisi bundan sonraki üçüncü dersimiz olacak bu söylemin sistemiyle aklın sistemine ilişkin dersimizin üçüncüsünde Cabiri'nin genel bir değerlendirmesini ve benim yapacağım bir değerlendirmeyi inşallah ele alacağız ve dolayısıyla üç kategoriye ayırmış olduğumuz beyani aklın kategorilerinden birincisini bitirmiş, tamamlamış olacağız ki önümüzdeki yapacağımız derste yapılacak değerlendirmeler son derece önemlidir. Bu inşallah değerlendirmeyi özellikle kaçırmamanızı ve dikkatlice izlemenizi istirham ediyorum. Şimdi konuya geldiğimizde 7. asra gelmişiz bakın. 7. asırdayız. Şimdi 7. asırda Arap dili edebiyatının çok önemli bir ismini konuşacağız ve bunun beyani aklın lafız anlam polemiği ve problematiği üzerinden konumlandırmasını ele alacağız. Akla şöyle bir şey gelebilir haklı olarak. Yani 7. asra gelmişiz.
Ulûm-ı İslamiye'nin mütekaddimin dönemi aşağı yukarı bitmiş. Müteahhirin dönemine gelmişiz bu dönemlerden sonra. İşte 7. asır müteahhirin dönemi başlıyor. Şimdi Cabiri'nin Arap aklının yapısını incelerken, onun kategorisini ele alırken bu kadar geç dönem bir eseri ele alıyor oluşu bir problem olarak görülebilir. Ancak hemen şunu söylemeliyiz ki Cabiri bunun farkındadır. Bu vermiş olduğu örneğin farkındadır ve erken dönem başlattığı, Halil bin Ahmet'ten itibaren başlattığı, hatta Ebu'l Esved Eddüveli'den itibaren başlatmış olduğu Arap dilinin gelişim seyrinde bir taraftan Arap dili üzerine düşüncelerin gelişmesi, dilcilerin Arap dili ve edebiyatını belli bir yerden belli bir yere taşımalarını ele alırken buna paralel olarak bu dilsel çalışmaların, dil alanındaki gelişmelerin aynı zamanda efendim fıkıh usulüne, aynı zamanda kelam meselelerine yani usulüddine yansımalarını da birlikte işleyerek ele aldığı için bir paralellikten söz edebiliriz. Dolayısıyla mütekaddimin dönemi itibariyle yani Arap beyani aklın hemen hemen en temel ve orijinal kaynaklarının üretildiği ilk 6 asır itibariyle meseleye efendim Cabiri'nin baktığını, bu uzun süreç içerisinde nasıl bir İslami aklın, bir akledişin, taakkulün ortaya çıktığını bize anlatmaya çalışıyor. Cürcani üzerinde yaptığı şey de buydu, burada yaptığı şey de budur. Cürcani meselesini ele alırken konunun özellikle kelami boyutunda ortaya çıkan Kur'an'ın icazı problemi Sekkaki'nin de problemidir. Ancak biz konuya dil üzerinden baktığımız için bu kelami tartışmaları paranteze alarak meseleleri işliyoruz ve Kur'an'ın icazı meselesine girmiyoruz. Çünkü konumuz o değil. Konumuz dilin yapısal gelişmesinde ortaya çıkan husustur. Peki şimdi burada Cabiri merhum konuya girerken bize Sekkaki'nin konumunu belirler ki biz bunu böyle bir renkle belirleyelim. Sekkaki'nin konumu. Cabiri merhumun Sekkaki'yi konumlandırması son derece önemlidir. Çünkü o Sekkaki'ye Aristoteles'in antik Yunan felsefesinin birikimi üzerinden yaptığı ya da üstlendiği rolü Sekkaki'nin kendisinden önceki Arap dilcilerinin yapmış olduğu çalışmaların üzerinden üstlendiği rolle ilişkilendirir. Demek ki burada Cabiri Sekkaki'yi Aristoteles'le ile ilişkilendirir. Şimdi ve ilişkilendirirken der ki ben Sekkaki'nin Aristotelesçi olduğunu, Aristotelesyan bir çizgiye sahip olduğunu söylemiyorum. Hatta bununla hiç alakası yok. Zaten birazdan konuyu ele alıp tartıştığımızda birlikte göreceğimiz gibi tam anlamıyla Sekkaki dilci gelenekte seleflerinden Sirafi gibi hatta ondan çok daha katı bir mantık karşıtıdır. Birazdan göreceğiz. Peki böyle olmasına rağmen Sekkaki'yi ısrarla Aristoteles'in konumunda konumlandırmak istemesi Cabiri'nin ona yüklemiş olduğu misyonla ilgilidir. Cabiri merhum Sekkaki'ye öyle bir misyon yükler ki bu misyon Aristoteles'in antik Yunan'ın felsefi birikimini tanzim etmesini, tertip etmesini, efendim onu bir sistematiğe dönüştürmesini ele alır ve organon üzerinden Aristoteles'in organonu neyse der, Sekkaki'nin Miftahul Ulumu da aynı şeydir. Öyleyse burada son derece önemli bir hususa dikkatimizi çekiyor ve onun nazarında, Cabiri merhumun nazarında Aristoteles ile eşdeğer bir konuma sahip olan Sekkaki'nin bu defa eseri Miftahul Ulum'da onun organonuna denk düşen bir özelliğe sahiptir. Organon nasıl ki felsefi geleneği tertip eden, düzenleyen,
bir sistematiğe dönüştüren, efendim, Aristoteles'in en önemli ilmi çabasıysa, Miftahul Ulum da Sekkaki'nin Arap dili ve edebiyatına ilişkin kendinden önceki seleflerinin tüm birikimlerini adeta tam anlamıyla bir sisteme ve sistematiğe dönüştürmesinden ibarettir. Şimdi tam da burada Cabiri merhum bize Sekkaki'nin eserinin isminden hareket ederek eserin isminin neden Miftah olduğunu. Çünkü o dönemlerde yaygın olan Miftah değil, Mefatih'tir. Mefatih. Yani anahtarlar değil de çoğul olarak değil de Mefatihul Ulum değil mesela. Harizmi'nin eseri Mefatihul Ulum'dur. Mefatihul Gayb mesela, değil mi? Razi'nin eserinin adı. Neden çoğul değil de tekil olduğuna ilişkin bir tespitte bulunarak konuya yaklaşır. Demek ki öncelikli olarak bizim bugün ele alacağımız konunun muhtevasını ele alacağımız Sekkaki merhumun eserinin adı Miftahul Ulum olması son derece önemlidir. Ve burada Cabiri merhum tespitini yaparken şöyle söyler. Der ki bilinçli olarak Sekkaki eserinin adına Mefatih değil Miftah koyması Arap dili buraya dikkat edelim lütfen. Dili ulum diye ifade edilen İslami ilimler. Ulum-u İslamiye. Ulum-u İslamiye'nin yegane anahtarı yapmasından ibarettir. Yani Sekkaki'ye göre dil, Arap dili, edebiyatı, Ulum-u İslamiye'nin ortak metodolojisidir. Ortak anahtarıdır. Ulum-u İslamiye diye bir şey varsa bu Arap dili ve edebiyatına bağlıdır ve bütün Ulum-u İslamiye'nin zemini, temeli Arap dili ve edebiyatıdır. Bu itibarla Sekkaki dediğimizde onu sıradan bir dilci değil, dile ait konuları Ulum-u İslamiye'yi temellendirmek, tüm İslami ilimlerin temelini teşkil eden bir zemin olması itibariyle Arap dili ve edebiyatını ele alan bir dilci olarak görmek lazım. Bu dilcinin Mutezili geleneğe efendim 7. asırda Mutezili'yi bakın 7. asırda 7. yüzyılda Mutezili olan bir dilciden söz ediyorsak bu son derece önem arz eder. Bunu görmemiz gerekir. Şimdi burada Sekkaki bize konuyu ele alırken dil üzerinden ele aldığında dolayısıyla Miftah dil üzerinden şöyle bir taksimat yapalım müsaadenizle. Bunu 3 bölümde ele alır. Kitabın adı zaten öyle başlıyor. Kitabına baktığınız zaman görürsünüz bunu. Sarfla başlar. Nahivle devam eder. Ve sonra işin en zirvesi olan beyan ilimleri dediği Cabiri'nin beyani ilimler dediği bedi ve maani ilimleri bunlara gelir. Bu üçlü taksimatı üzerinden Sekkaki konuyu ele aldığında bu üçlü taksimatının birbiriyle olan ilişkisine dikkatimizi çekmekten geri durmaz. Çünkü diyecek ki sarf ilmi müfredin ilmidir. Çünkü burada biz sarf ilminde lafız ve anlam ilişkisini ele alıyoruz. Dilde bir lafzın manaya vaz'ıyla ilgili konuları ele alıyoruz der ve sarfın müfret olması yani müfretle ilgili bir ilim olması, kelimelerin iştikakıyla ilgili, morfolojiyle ilgili bir ilim olması üzerinden lafız anlam meselesine değinir ve son derece önemli bir hususun üzerinde durur. Der ki eğer mesela örneğin sat, be ve ra harflerinden olan üçlü bir kelimeyi ele alalım. Der ki eğer bir kelime üçlüyse onun altı kombinasyonu iki, dörtlüyse
24 kombinizasyonu, 3, 5'li ise 125 kombinizasyonundan söz eder. Ve bunlar Arap dili edebiyatında kelimenin morfolojik olarak iştikakındaki o belirleyici kalıpları, lafzın manayı belirleyen, tespit eden kalıplarını verir. Ve bunu yaparken der ki Sekkaki, müfret konularını yani lafız anlamın ilişkisini doğru öğrenebilmek, doğru görebilmek için iştikak ilmini bilmek zorunludur. Sadece lafızları bilmek değil, iştikak ilmini bilmek zorunludur. Peki bundan sonra ikinci ilim alanı nahivdir. Nahiv ise mürekkep olan, müfret değil, mürekkebin ilmidir. Nahiv mürekkebin ilmidir. Peki mürekkebin ilmi olduğunda nahiv ne ortaya çıkar? Kelimelerin terkibi ortaya çıkar. Terkibul kelimat ortaya çıkar. Peki Cabiri merhum Sekkaki'nin bu konudaki yaklaşımını ifade ederken der ki kelimelerin terkibinden maksat, dikkat buyurunuz, anlamın izharıdır. Anlamın ifşasıdır. Ve burada son derece önemli bir şeye dikkat çeker. Der ki lafzın anlamı vardır. Lafızlar bir terkipte bir araya geldiğinde o lafızların belli bir düzenek ile belli bir dizgede belli bir kural içerisinde bir araya gelmeleriyle de doğru olan anlam ifşa olur. Dolayısıyla mürekkep olduğunda nahiv burada son derece önemli olan irap dediğimiz irap ilminin iyi bilinmesini zorunlu olarak gerektirir. Şimdi zaten bunların üzerinde birazdan duracağız. İrabın öneminden vesairesinden söz edeceğiz dersimizin ilerleyen efendim dakikalarında da. Fakat burada hemen şunu söyleyelim ki İrab aynı zamanda daha önce de bahsettiğimiz üzere mürekkep yani dizge haline gelmiş bir cümlenin doğru anlamını belirleyici unsurdur. Çünkü daha önce de gördüğümüz gibi A, B, C en sayıda kelimelerin nahiv kurallarına uygun olarak bir dizgede yer alması demek, irap kurallarına uygun yer alması demektir. Şimdi bütün bu sistematik birazdan akli bir şeye dönüşecek. Akli bir noktaya dönüşecek ve bu akli nokta üzerinden konuyu toparlayacak Sekkaki merhum. Çoğunun diyor zannettiği gibi Sekkaki, Arap dili sarf ve nahivden ibaret değildir. Çünkü diyor Sekkaki, Arap dili ve edebiyatında sarf ile doğru bir biçimde elde ettiğimiz bir lafzın, işte bu daha önce de gördüğümüz üzere şenleyelim yazalım. Bu isim olur, bu fiil olur, bu harf olur yani edat. Bunların birbirleriyle ilişkilendirilerek yapılacak olan terkip, bunların birbirlerine isnatları nahiv ilminin ilkeleri doğrultusunda ne olarak ortaya çıkar? Doğru bir dizilim, doğru bir terkipte yer alma olarak ortaya çıkar. Ve bu bize bir anlam verir. Ama Sekkaki'ye göre hedeflenen anlam, kastedilen anlam nahvi aşar. Bir hatibin muhatabına bildirmek istediği, bir hatibin muhatabına ulaştırmak istediği anlam nahvi aşar der Sekkaki. Öyleyse nahvi aşan hususu tamamlayıcı unsur nedir? Bedi ve mani ilmidir. İşte kastedilen anlam
Ancak burada bedi ve mani ilminde ortaya çıkar ki biz bunu Cürcani'de nazım teorisi olarak gördük. Burada biraz daha farklı boyutlarıyla göreceğiz. Şimdi Sekkaki'nin merhumun yine kendi ifadesiyle söyleyecek olursak o der ki sarfı nahvin desteklemesi, nahvi de bedi ve maaninin desteklemesi zorunludur der. İşte dilin kendine özgü bu sistematiği içerisinde tıpkı Cürcani'de olduğu gibi Sekkaki'de de akıl şurada devreye girer. Arap dili edebiyatının bedi ve maani dediğimiz efendim bölümleri dilin akli yönünü oluşturur. Akli yön burada ortaya çıkar. Adeta bunu Sekkaki'de birazdan göreceğiz. Beyani ilimler, bedi, meani ilimleri ve bunları efendim ihtiva ettikleri işte mecazdır, teşbihtir, temsildir, istiaredir, kinayedir. Bunlar üzerinden konuşacağız. Bunlar akli olan yöne delalet eder. Ve bunlar öyle bir akli delalettir ki az sonra örnekleri üzerinden daha iyi anlayacağız. Sekkaki'ye göre Aristoteles'in mantığına asla ihtiyaç duymayacak kadar net, açık anlama delalet ederler ve bu anlamın akli boyutudur. Öyleyse şöyle diyebiliriz, Cabiri'nin ifadesiyle söyleyecek olursak, şöyle diyebiliriz. Sekkaki, Miftahul Ulum'da tüm ulumu İslamiye'nin temeli olacak şekilde belirlemeye çalıştığı sarfın ilkeleri ve nahvin ilkeleri beyani ve belagat ilimleri dediğimiz bedi ve maaniye muhtaçtırlar. Onlar olmaksızın Arap dili ve edebiyatı nakıstır, eksiktir ve asla ulumu İslamiye'nin zemini ve temeli olamaz. O halde bu söylem konuya bu şekilde bakmak zorunlu olarak Sekkaki'yi beyani, bedi ve maani ilimlerinin ne anlamda Arap dili edebiyatı açısından önemli olduğunu ve bunun ne anlamda Aristoteles mantığına ihtiyaç duyurmayacak ölçüde lafız anlam problemini çözdüğünü konuşmaya geçebiliriz. Peki şimdi burada efendim Sekkaki'nin lafız anlam ilişkisine yönelik onun kitabından Miftahul Ulum oluşundan hareketle yapmış olduğumuz bu analizden sonra Sekkaki hemen meseleyi şöyle bir hususa getirir. Der ki beyan lafzın manaya uygunluğunu hedefler. Beyan lafzın manaya uygunluğunu hedefler. Meani de sözün bağlamına uygunluğunu belirler. Şimdi burada korun alanı olarak Sekkaki'nin dikkatimizi iki unsura çektiğini görüyoruz. Birisi beyani boyut, ikincisi meani boyut. Şimdi beyani boyut lafzın anlama uyumlu, lafız anlam uyumu. Burada ise söylemin bağlamına uyumu söz konusudur. Şimdi tam da burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Cabiri bize Sekkaki üzerinden demeye getiriyor ki Sekkaki bir cihetten lafzın anlam ile uyumuna ilişkin sarfı ve nahvi kalıplar halinde ortaya koymaya çalışırken diğer taraftan aklın sistemi olarak mantığın dilin kendi mantığının bir sistemi olarak meani ilminde söylemin bağlamına uyumunu
ele alır. Peki biz buraya yazalım ve oradan devam edelim. Peki söylemin bağlamına uygunluğu ne demektir? Ve Sekkaki'de dilin mantığını nerede aramalıyız? Sekkaki'de dilin mantığı nerede ortaya çıkıyor? Bunu görmek bakımından Sekkaki bize altını çizer. Der ki bir Arap bir manayı lafza dönüştürüp muhatabına söylemek istediğinde A isim cümlesi kurar. Yani cümleye isimle başlar. B fiil cümlesi kurar ve cümleye fiille başlar. Dikkat buyurunuz. Lafızları seçtik. Nahive uygun terkiple yaptık. İşte nahve uygun terkip yapmaya başladığımızda, konu mürekkep olduğunda nahiv bize bir anlamın lafızlar ve lafızların dizgesi üzerinden naklini hedefler. Burada beyan biter, maani başlar. Meani der ki bir dakika. Hatip muhatabına anlamı aktarmak istediğinde bu anlamın sübutuna sabitliğine mi vurgu yapacak yoksa değişkenliğine mi vurgu yapacak? Yani hatibin amacı kuracağı cümlenin üzerinden sabitliğe, sübuta mı bir vurgu yoksa değişkenliğe mi bir vurgu? Daha açık söyleyelim. Daha açık söyleyelim. Sekkaki'nin ifadesiyle hatip lafızlarla aktaracağı anlamın zamanına fiile mi vurgu yapıyor? Fiile. Yoksa faile mi? Öne çıkacak olan ne? Fiil mi, fail mi? Fiil olduğunda zaman, fail olduğunda özne devreye girer. Onun için dikkat buyurunuz. Daha dilin bu boyutunda Sekkaki Arap'ın kelimeleri bir terkip bağlamında anlamları aktaracak dizgelere dönüştürmesinde dizgeye hangi tür kelimeyle isim mi fiille mi başlayacağı konusu dilin çok önemli bir mantığına işaret ederek başlar. Az sonra örnekler üzerinden bunu daha da inşallah netleştireceğiz. Fakat burada bir hususa daha müsaadenizle dikkatinizi istirham ediyorum. O da şudur. Sekkaki diyecek ki, şimdi biz dilin mantığı açısından Arap dilinin kendi sarf, nahiv ve beyani ilimler, ulumu beyaniye yani belagat ilimleri açısından Aristoteles'in mantığına neden ihtiyacı yok? Niye ihtiyaç duymuyor? Çünkü diyecek, çünkü mantığın tüm ilkelerini biz dilde görüyoruz. Dil bize mantığın tüm ilkelerini veriyor. Peki nasıl veriyor? Mantık dil karşılaştıralım müsaadenizle. Buraya döneceğim tekrar. Aristoteles mantığı mantık,
versus dil, Arap dili. Karşılaştıralım. Diyor ki, şimdi Aristoteles'in mantığına bakalım. Hamli bir önermeye ele alalım. Yüklemli önermeleri ele alalım. Örneğin nedir? Nedir? Ne diyorlar? Bir önerme neden olur? Mevzu vardır. Mahmulü var. Tamam. Bizim buna ihtiyacımız yok ki diyor. Niye yok? Çünkü bizim öznemiz var. Yüklemimiz var. Ya da müptedamız var. Haberimiz var. Ya da mevsufumuz var. Vasfımız var. Müsnedimiz var. Müsned-i ileyhimiz var. Ne ihtiyacımız var ki bizim bunlara? Yani dil bir önermenin mantıksal teşekkülü üzerinden, dikkat buyurun, mantıksal teşekkülü üzerinden Arap dili edebiyatının Aristoteles mantığına fazlası var, eksiği yok. Niye ihtiyaç duyalım ki diyor. Yani bir önermenin teşekkülü üzerinden söylüyor bunu. Şimdi buna bir diyelim, bir. İki, Aristoteles mantığında burhani kıyasla ulaşılması istenilen şey nedir? Örneğin öncüllerimiz var. Birinci öncül, ikinci öncül, üç sonuç öncülü, sonuç öncülü önermesi. Buradan Aristoteles mantığında ulaşılmak istenen ne? Mantıki sonuç. Evet, mantıki sonuç. Şimdi Sekkaki diyor ki bizim buna bir ihtiyacımız yok ki. Çünkü Aristoteles mantığında birinci öncül, ikinci öncül diye söyledikleri husus bizim geleneğimizdeki, dikkat buyurun, büyük harflerle yazıyorum, teşbih, temsil. Hatta temsil bir sileyim. Teşbih var zaten. Başka bir şey yazayım. Kinaye. İstiare. Bütün bunlar yapısal özellikleri bakımından Aristoteles mantığından fazlası var, gerisi yok. Niye ona ihtiyaç duyalım? Örneğin teşbih. Bir şeyi teşbih yapıyoruz. Falancanın yanağı güldür diyoruz. Kinaye yapıyoruz. Diyoruz ki falanın külü çoktur diyoruz. İstiare yapıyoruz. Diyoruz ki falanın kılıcının bendi uzundur. Kılıcı uzundur diyoruz. Aslında biz tam olarak ne yapıyoruz? Diyor Sekkaki ve bunu Cabiri'nin Sekkaki değerlendirmesi üzerinden de ciddi bir biçimde değerlendireceğiz zaten. Orada çok daha önemli, bu bundan sonraki dersimizde çok 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 önemli hususlar üzerinde inşallah duracağız. Tam olarak Arap dili edebiyatında biz diyor burada ne yapıyoruz? Şimdi burada diyor tam olarak yaptığımız şey şudur. İster teşbih yapalım, ister kinaye, ister istiare, hangisini, mecaz, ne yaparsak yapalım diyor Sekkaki, yaptığımız işlem şudur. İki tane unsur vardır. İki unsur var. Bir A, bir de B'miz var. Bunların arasında, bu ikisinin arasında, dikkat buyurunuz, bir lüzum dediği, Sekkaki'nin lüzum diye ifade ettiği, zorunlu bağ olan bir lüzum, iltizam, istilzam söz konusudur. Bunların arasında böyle bir lüzum vardır. İşte diyor Sekkaki, bu lüzum bizim Arap dilinin mantığıdır. Bizim mantığımız bu lüzumdur. Benzeyenle benzetilen ve ikisinin arasındaki benzeme unsuru, benzeme yönü, bu bir lüzumdur. Adamın külünün çokluğundan cömert oluşuna intikal bir lüzumdur. Böylece Aristoteles mantığında birinci öncül, ikinci öncül, A öncülü, B öncülü ve lüzum sonucu dediği
Aslında dilin kendine özgü bir burhani kıyası var zaten diyor Sekkaki. Başka buna ne ihtiyaç var ki? Ne gerek var buna? Ve bunu daha ileri götürüyor. Şimdi müsaadenizle bu daha ileri boyuta taşıması üzerine duralım. Şimdi diyor ki hatta bizim dilsel mantığımızda meani ilimlerin bu mecazdır, teşbihtir vesairedir. Bütün bunların kuruluş temel mantığındaki asıl mevzuyu iyi kavrayabilirsek diyor Sekkaki, o zaman biz bu mantığın ne kadar güçlü olduğunu Aristoteles geleneğindeki mantıktan çok daha bizim için önemli olduğunu görebiliriz. Şöyle ki diyor. Şimdi biz bir terkipte bulunduk, bir cümle kurduk. Bu cümlenin bir anlamı var. Şimdi burada bu cümlenin anlamında bazen lazımdan lazım, lazım bize onu melzuma götürür, melzuma götürür. Bazen de biz melzumdan başlarız, lazıma gideriz. Yani Arap dili kendi diyor mantığı içerisinde mananın bir lazımı, lüzumu var bakın şu. Mananın lazımı, lüzumu bizi nereye götürür? Melzuma. Bazen de melzumdan nereye geliriz? Lazıma geliriz. Adeta dil kendi içinde tam bir mantıksal testini de doğrulama testini de içerecek biçimde Arap dili edebiyatı diyor Sekkaki mantıksal doğrulamasını önermelerin yani öncüllerin sonuçlarının doğruluğunun şeyini testini de kendi içinde barındırır. Mesela bir örnek, hatta birkaç tane örnek verelim ve bu örnekler üzerinden gidelim. Mesela diyor ki bir örneğinde Ra'ayna el-gayse. Cümlenin anlamı şu. Yağmur otlattık. Yağmur otlattık. Adam develerini, koyunlarını, keçilerini karınlarını doyurmak için araziye çıkarmış. Çok yağmur yağmış o günlerde. Maşallah develerinin, koyunlarının, keçilerinin de karınları bir iyi doymuş yeşillikten, ottan. Şimdi bakın belagata ve bunun mantıksal içeriğine bakalım. Diyor ki çoban ra'aynel gayse. Gays yağmur demek. Yağmur otlattık. Yani hayvanlarımıza yağmur yedirdik gibi bir şey. Normal olarak baktığınız zaman bu cümle sarf açısından kelimelerden oluşuyor mu? Evet. Nahi bakımından irabı uygun mu? Evet. E peki bunun anlamı nasıl olacak? Yağmur nasıl yağmur otlattık olacak? İşte burada diyor Sekkaki devreye dilin mantığı girer, akli veçe girer, akli sistemin akli tarafı devreye girer ve burada biz lazım melzum ilişkisi üzerinden tam da Arap dili edebiyatının belagatındaki ilmül manideki mantığı yakalamış oluruz. Örneğin yağmur yağdı sonuç ne? Sonuç. Melzum bakın sonuç. Sonuç ne? Ot bitti. Çoban koyunlarını otlatmaya çıkardı. Bunun lazımı ne? Ot yemeleri. Peki bu lazımın ot bitmeyle olan aradaki lüzum ilişkisine yağmur. Orta terim gibi adeta. Böylece Cabiri Sekkaki'nin verdiği. Ki Sekkaki'den önce bu örnekleri veren çok var. Cürcani'de de aynı örnekleri. Bunlar bazen lafzın lazımından melzuma sonuca giderken ki bu mantıkta da böyledir. Büyük önerme, küçük önerme sıralamasına göre biliyorsunuz değişiyor. Tümel tikel ilişkisine göre. Biz tam olarak Arap dili edebiyatında
belagatında Aristoteles mantığına ihtiyaç duymayacak şekilde bu ilişki üzerinden baktığımızda Arap edebiyatı, meani ilimler Arap dilinin mantığıdır. Arap dilinin mantığı. Yani hem akli veçesi hem de mantığıdır. Böyle olduğunda diyor Sekkaki, yukarı gelelim. Biz hem Aristoteles'in mantığına ihtiyaç duymayız, hem de Arap dili kendi içinde efendim tutarlı bir biçimde anlamın mananın lafızlar üzerinden hatibe intikalini hem de sahih bir biçimde intikalini mümkün. Mesela örnek veriyor. Diyor ki Arap der ki muntalıkun. Arap der ki Zeydun muntalıkun. Arap der ki inne zeyden muntalıkun. Arap der ki inne zeyden le muntalıkun. Hatta Arap vallahi inne zeyden le muntalıkun da der. Ve gördüğünüz gibi bunların hepsi isim cümlesidir. Vurgu nereye? Faile. Arap der ki, diyor Sekkaki, şimdi meani olanın bağlamla ilişkisini konuşacağız ya. Arap, lafzın anlamı taşıması konusunda eğer muhatap özneyi zaten biliyorsa lafzın israfını önlemek açısından muntalikun demekle yetinir. Çünkü muhatap muntalik. Bakın muntalik. Gitmekte olanın Zeyd olduğunu bilmektedir. Sadece Zeyd'in ne yaptığını bilmiyor. O da gitmekte olduğunu söylüyor. Muntalikun. Muntalikun huve Zeydun. Peki dikkat buyurunuz, muntalikun diyor. İsmi faildir, isim cümlesi. İntalaka demiyor. Şimdi intalaka demiş olsaydı, bakın intalaka demiş olsaydı bu bir fiil cümlesi olacaktı ve fiile vurgu yapmış olacaktı. Oysa özneye vurgu yapıyor. Öznenin öne çıkmasını istiyor. İsim cümlesidir. Eğer muhatap gitmekte olan kişiyi Zeyd'i bilmiyorsa Zeydün muntalikun diyor. Eğer muhatap Zeyd'in gitmekte olduğunda bir kuşkusu varsa ve hatip muhataptaki bu kuşkuyu sezmişse onun o kuşkusunu gidermek Zeyd'in gitmekte olduğu konusunda onu ikna etmeyi hedeflemek suretiyle inne Zeyden muntalik der. Eğer hatip muhatabın Zeyd'in gitmekte olduğuna ilişkin tereddüdünün ileri boyutta inkar düzeyinde neredeyse olduğunu düşünüyorsa o zaman bu defa inne Zeyden efendim muntalikun onun bu konudaki şüphesinin derecesine reddine göre inne zeyden le muntalikun vallahi inne zeyden le muntalikun gibi pekiştirmelerle muhatabın
durumunu hatip dikkate alır. Şimdi burada tam da hermeneutik bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle söyleyelim. Burada bir muhatabımız var. Muhatap. Öğrencilerim benim finalimi bilirler. Burada bir muhatabımız var. Peki burada da bir hatipimiz var. Hatip. Bu hatibimiz var. Aralarındaki ilişkiyi belirleyen ne değil? Bakın yukarıdaki cümleler. Peki hatiple muhatabın oluşturdukları ortak şey ne? Bağlam. Peki meani ilimi neyle ilgileniyordu? Bağlamla. Bu nedenle Arap dili edebiyatı geleneğinde bakın bir genel düstur vardır. Li kulli mekamin mekal. Makam bağlam demektir. Her bağlamın kendisine uygun bir sözü, bir ifade biçimi vardır. Onun için Kur'an'daki ayetlerin diyor üslubunun değişmesi muhatabın değişkenliğinin ifadesidir. Kur'an'daki üslup Yüce Mevla'nın kime hitap ettiğini de bize tayin eder. İşte Kur'an bu hermeneutik üzerinden ya da Sekkaki ve Cürcani'de gördüğümüz bu dilin mantığı üzerinden iyi okunduğunda biz Kur'an'dan hareketle Kur'an'ın tarihini ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Şimdi böylece Sekkaki bize dilin mantığı üzerinden, bağlamın belirleyiciliği üzerinden, meani ilminin kendine özgü yapısının Aristotelyan efendim gelenekte görmüş olduğumuz mantığa ve burhani kıyasa ihtiyaç bırakmayacak derecede Ulumu İslamiye'nin miftahı anahtarı olabileceğini, başka anahtarlar aramaya gerek olmadığının altını çizmektedir. Şimdi gelelim konunun daha farklı bir yönüne. Cabiri diyor ki Sekkaki Aristoteles geleneğinde gördüğü ve kendisinin felsefi mantığın karşısına meani ilimleri konumlandırmasında üzerinde durduğu iki önemli hususlardan birisini önermeler ve kıyas benzeşmesi üzerinden az önce arz etmeye çalıştım. Bir diğeri de tanım sorunudur. Tanım. Tanım sorunu. İtiraf etmeliyim ki Miftahul Ulumu okumuş biri olarak söylüyorum buna aynı zamanda. Sekkaki'nin Aristoteles ya da mantıkçı gelenekteki tanıma ilişkin yaklaşımlarını kitabında yansıtması çok objektif değil. Biraz küçümseyici ifadelerle bunları yansıtıyor ve dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Yani diyor ki mantıkçıların imalı bir biçimde tanım hat el had tanım konusunda söyledikleri şeyler aslında diyor bizim mani ilminin yaptığı şeydir. Peki ne yapıyorlar? İşte mantıkçılar diyor. Mantıkçılar bir sözcüğün tanımında o sözcüğün kapsama alanına giren şeyler yani efradım cami ayazı mani olacak diyor ya. Bundan ibarettir. E zaten bu diyor bir betimlemedir. Yani anlamı tespittir. E mani ilimleri bu anlamı mantıkçıların tanımından çok daha iyi yapmaktadır diyor. Oysa merhumun ruhu beni hoş görsün.
Mantıkçılar böyle söylemiyor. Efradını cami ayarını mani olmak mantıkta tanımın şartıdır. Tanımın kendisi değil zaten. Tanım başka bir şeydir. Tanım külliyatı hamsle yapılır, cinsle, nev ile, fasılla gerçekleşir ve tanımın da resminde bir sürü farklı yönleri vardır. Dolayısıyla mantığa ve mantıkçılara da efendim haksızlık etmemek gerekir. Ha, Arap dili edebiyatının kendine özgü betimleme, teşbih, temsil, kinaye vesaire gibi bütün bunları bir tanım olarak görebilirsiniz. Nitekim o öyle görüyor. Mesela diyor ki, demin melzumdan lazıma dedik ya, mesela adamın diyor kılıcının boyu ya da kılıcının kılıfı uzundur. Şimdi biz buradan ne anlamamız gerekiyor? Adamın uzun boylu olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi diyor ki biz de tanımı böyle yapıyoruz. Ve kılıcının bendi yani kılıfı uzundur dediğimizde adamın boyunun uzun olduğunu resmediyoruz, tanımlıyoruz diyor. Tabii bu doğrudan Sekkaki konumuz değil. Sekkaki'yi ve onun dilsel yaklaşımıyla mantığı karşılaştırıyor olsak burada çok söylenecek şeyler var. Ama konumuz o olmadığı için oraya girmiyorum. Fakat tanım problemi meselesinde tanımın mantıkçıların yapmış olduğu tanımla dilcilerin yapmış olduğu tanımın daha çok resimle ilgili olduğu, resmetmeyle ilgili olduğu ki kendisi de zaten eserinde bunu resimle ilişkilendiriyor. Adeta maani ilimler diyor. Herhangi bir şeyin anlamını öyle ortaya koyar ki adeta parmak basmış gibi olur. İşte şu demiş gibi olur. Ya da resmini göstermiş gibi olur. Bunların aralarında çok çok fazla fark var. Epeyce fark var hem de. Şimdi birkaç önemli nokta kaldı. Yoruldum, sizi yordum biliyorum ama bunları müsaadenizle konuşmamız gerekiyor. Bu birkaç noktadan birisi şu. Bir bütün olarak baktığımızda Sekkaki'nin Müftahul Ulumuna ve oradaki tüm söylemlerine bir bütün olarak baktığımızda ortaya çıkan problemlerin başlıklarını birazdan yazacağım. Şu sol taraftaki boşluğa yazacağım. Ve bu sol tarafa yazdığım boşluğa yazacağım maddeler üzerinden kısmet olursa önümüzdeki derste o son derece önemli. Asla kaçırmamanızı istirham edeceğim o derste. Hem Cabiri merhumun hem naçizane benim bir değerlendirmem olacak. Bu değerlendirmeyi konuşacağız. Bunun yanında Cabiri merhumun Sekkaki değerlendirmesinde üzerinde durduğu benim de son derece önemsediğim hatta Felsefi Mirasımız kitabında özellikle uzun uzadıya üzerinde durduğu bir problematikten söz eder. Yani gerek Cürcani, gerekse Sekkaki, gerekse Cürcani ve Sekkaki çizgisindeki tüm Arap dili ve edebiyatıyla meşgul olan dilcilerimiz, ruhları şad olsun. Bunların tamamının ilgilendiği temel sorun şudur. Lafız, anlam. Lafız, anlam. Bunun ilişkisidir. Lafız ve anlam arasındaki gerilimdir. Peki, lafız ve anlamla ilişkili olan bu gerilim bağlamında bir, tabiri diyor ki bir, bu gerilim öncelikle İrab'da ortaya çıkar. İrab deyince nahiv aklımıza geliyor. Nahiv alanında ortaya çıkar. Dolayısıyla İrab anlamın zuhurunun zorunlu koşuludur. Daha önceki derslerimizde de söyledik. Arap dilinde lafızların manaya delaleti İrab'la mümkündür. İrab olmadan kelimeleri yan yana dizdiğinizde buradan bir anlam çıkmaz. Onları okuyabilmenizi, farklı okuyabilmenizi, her okuyuşun kendine özgü bir anlamının bulunmasının sebebi nahvi İrab'tır. İki,
sarp. Yani morfolojik olarak lafızların sınırı. Şimdi biz sonuç olarak birazdan söyleyeceğiz. Sekkaki'nin bunu sınırlayan, dilin kendi imkanını sınırlayan ve bu sınırların sonuna kadar gelen bu kadardır diyen bir performans ortaya koyunca çağdaş Arap dilcilerinin Arap dili ve edebiyatı Sekkaki ile bitmiştir demelerini haklı çıkarır bir durumdur. Çünkü Sekkaki dilin potansiyelini bitirmiştir diyor Cabir-i Merhum. Tıpkı Gazali'nin akli ilimleri bitirmiş olması ve işte sufiliğe geçmesi benzerliğini yaptığımız gibi. Peki üç, fukahanın fıkıh usulünde lafız, anlam delaleti, bunları konuştuk. Asıl fıkha gelmedik, onu konuşacağız. Anlam ve delalet boyutları, sınırları üzerinden adeta dilcileri aşan, dilcilerden çok daha farklı boyutta fıkıh usulünde lafız, anlam ve delalet meselelerinin ortaya çıkışı. 3, 4, kelam ilminde muhkem müteşabih ayrımı ve tevilin sınırları lafzın manaya delaletiyle ilgili problemlerdi bunlar. 5, belagat alanında lafız mı, anlam mı? Yoksa nazım mı? Asıl olan hangisi? Lafız mı, anlam mı, nazım mı? Problemi. 6, söylemin sistemi ile aklın sistemi arasındaki uyum, söylemin sistemi ile aklın sistemi arasındaki uyum, bunların her birerleri lafız anlam ilişkisi boyutunda karşı karşıya kalmış durumumuz nedir? Cabiri merhumun ifadesiyle problematiktir. Evet, problematiktir. Şimdi bunları tabii önümüzdeki derste daha farklı boyutlarıyla konuşacağız inşallah kısmet olursa. Cabiri merhum demeye getiriyor ki lafız ve anlam ve nazım üzerinden devam ede gelen bu dilsel çalışmalar nihai manada Sekkaki ile lafız anlam arasındaki ilişkide lafzın manayı net bir biçimde belirleyiciliği konusuna gelip dayanmıştır ve dil oradan öteye gelişememiştir diyor. Bunu da konuşacağız zaten önümüzdeki derste. Ama Cabiri merhumun bu bağlamda söylediği çok önemli bir şey var. Hatta bizim inşallah farklı okumalarımızda ki o felsefi mirasımızda Burhan'ı okurken orada sizinle değerlendirmeyi düşünüyorum kısmet olursa inşallah. Orada göreceğiz. Problem ile problematik arasında çok önemli bir fark var. Problem nedir?
problematik nedir? Akademik olarak da bizim bu meselelerin arasındaki, yani bu iki hususun, iki kavramın arasındaki farkı ve nüansı görmemiz lazım. Şöyle yazalım, problem nedir? Şimdi bu 1, 2, 3, 6 diye yazdık ya, 10 olur. 7, 8, en sayıda yazalım. Bunların her biri bir problemdir. Her biri bir problemdir. Ama problematik bunların bütünüdür. Problematik bir bütündür. Öyle bir bütün ki bu bütünün içine giren ne kadar problem varsa en sayıda problemimiz var. İşte problematik en sayıdaki problemin tek tek çözümünün olmadığını, olamayacağını, ya birlikte çözülebileceğini ya da hiçbirisinin çözülemeyeceğini ifade eder problematik. O halde şöyle söyleyelim, konumuz açısından, Sekkaki üzerinden bunu şöyle tanımlayalım. Arap dili edebiyatı geleneğimizde lafız-anlam ilişkisi öyle bir problematiktir ki, bakın problem değil, öyle bir problematiktir ki, bunun içinde pek çok problem unsurlar vardır. Bulabileceğimiz çözüm önerisi bu problemlerden bir teki bile hariç olmayacak şekilde tamamını çözdüğünde sistem tamamdır. Tamamını çözemediğinde sistem çalışmaz, çöker. İşte bunları neden akılla ilişkilendirerek ele aldığımız burada bir ortaya çıkıyor. Neden beyani aklın kategorilerinde lafız anlam problemini, problematiğini işliyoruz? Lafız anlam bir problematiktir. İçinde çok farklı problemler barındırmaktadır. İçinde barındırmış olduğu bu çok farklı problemlerin tamamını çözemediğimizde problem kalır. Cabiri merhumun Felsefi Mirasımız ve Biz eserinin girişinde problematiği ele aldığı yerde çok son derece önemli olarak bu meseleye vurgu yapar ve ben müsaadenizle bunu biraz açarak şöyle ele almaya çalışacağım. Örneğin. Şimdi gelişmekte olan ülkeler, demokratikleşmekte olan ülkeler, bizler vesaire, Batı modelini esas aldığımızda, dikkat buyurunuz, o modeli problemlerimizden bazılarını çözsün diye kullandığımızda başarısız olur. Bu bir problematiktir. Ya hepsini çözer ya hiçbirisini çözmez. Onun için bizim geleneğimizde şu son birkaç yüzyıldır sorunlarımızı çözemiyor olmamızın sebebi, sorunlarımızı çözmek üzere onları çözebilecek bir yöntem arayışı, bir aklediş, bir taakkul, bir tefekkür arayışında bulunduğumuzda bu aklediş, bu tefekkür sorunlarımızı bir problematik olarak vaz edemiyor. Sorunlarımızı bir problematik olarak vaz edemediğimizde şuna geçici bir çözüm bulabiliyorsunuz. Geçici çözüm. Oh ne iyi, çözdüm diyorsunuz. İyi de bunu çözmeniz bunun da çözülmüş olması anlamına gelmiyor. Oysa problemleri birbirleriyle ilişkisi ve bağlantısı üzerinden, onları bir problemler bütünü olarak görmemizi sağlayan
epistemolojik bütünlüğü açısından problematik, bize yine aynı ölçekte epistemolojik bütünlüklü bir çözüm yöntemi bulmamızı zorunlu kılar. Bu nedenle Arap dili ve edebiyatının lafız anlam ilişkisi üzerinden içine düştüğü o çok derin kriz, lafız ve anlam ilişkisi üzerinden içine düştüğü o derin krizi bütünlüklü ölçekte çözümleyebilecek yine dil üzerinden bir yöntem geliştirmediğimiz zaman dilin bir kısım sorunlarını çözebiliyor olmamız onun bütün sorunlarını çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Bu bakımdan Cabri'nin bu problematik tespiti ve felsefi olarak tanımlaması son derece önem arz ediyor. O halde bizim Cabri okumalarımızda konuları ele alırken üzerinde durduğumuz en önemli hususun da burada altını çizerek sözlerime son vermek istiyorum. Cabri merhum eserinde konuların problematik boyutuyla ilgileniyor. Tümel olarak problematikle ilgileniyor. Tikel problemlerle ilgilenmiyor. Projesi de tümel bir projedir. Tikel bir proje değil. Onun için Cabiri okumalarında Cabiri'deki bu bütünlüğü, bütüncül bakışı görmedikten ya da fark edemedikten sonra onun pek çok yaklaşımlarında sorun varmış gibi görebilmemiz ya da değerlendirmemiz mümkün. Ama bu haksızlık olur. Çünkü Cabiri merhum eserinde ona bu şekilde bakıldığında böyle görülebileceğinin boşluklarının farkındadır. Zaman zaman bunları dile getirerek bu farkındalığını okuyucularıyla paylaşır ve bunlar için bütüncül bir çözüm önerisinde bulunacağını da ima eder. Şimdilik biz problematik tespitinde bulunuyoruz daha çok. Yani ne tür problemler var? Nasıl bir problemle gelenek karşı karşıya? Bunu çözmeye işte Ebu'l-Esved Eddüveli'den işte konunun en önemli uzmanlarından biri olarak 7. yüzyılın ünlü dil bilimcisi Sekkaki'ye kadar uzanan çizgide Arap dili edebiyatıyla ilgili nelerin yapıldığı, nelerin yapılmış olduğunu bu çalışmalarda ve bu örneklerde görebiliyoruz. Efendim bir uzun Cabiri dersimizde daha benimle birlikte olduğunuz, sabırla dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah istifade ettiğiniz ve yararlandığınız bir ders olmuştur. Tekrar ediyorum, önümüzdeki ders bütün bu aklın üç kategorisinden birinci kategoriyi değerlendirme yapacağımız dersimizi inşallah özellikle dinlemenizi istirham ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim.